بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. 16. yüzyılın başlarında Pir Ali Baba bir gece rüyasında Palandöken Dağı'ndan büyük bir duman çıktığını, daha sonra bu dumanın Erzurum üzerine çöktüğünü görür. Bunun üzerine Pir Ali Baba, eğer her yıl 1001 hatim okunursa Allah-u Teala bu memleketi felaketlerden, istilalardan ve hususen de zelzelelerden korur, der ve kendisine ait 8 köyün 3'ünü 1001 hatim okunması için hafızlara vakfederek 1001 hatim geleneğini başlatır. O dönemlerde 1000 hatmi camilerde okuyan hafızlar, 1001. hatmi hıfz-ı iyi, 2 Kur'an hafızı atlara bindirerek şehrin dış sınırlarına kadar çıkarılır ve aynı noktadan başlanarak ters istikametlere doğru Kur'an okuya okuya şehrin bütün sınırlarını adeta çizer. Tekrar buluştukları noktada şehir halkı ve din büyüklerinin de katılımıyla büyük bir hatim duası yapılırdı. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emanetler Allah'ın kitabı Kur'an ve onun peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Hadis-i şerif. Yıl 1914. 1914 yılına kadar aralıksız devam eden 1001 hatim geleneğine 1. Cihan Harbi'nden dolayı 1939 yılına kadar ara verilir. 1939 yılında Erzurum müftüsü Muhammed Sadık Solakzade tarafından tekrar başlatılır. O günden beri gönüllü halk hafızlar ve din adamları tarafından okunan 1001 hatim Aralık ayının son 15 günü ve Ocak ayının ilk 15 günü okunur. Bu dönemde okunmasındaki maksat, geçen yılı hayırla, ibadetle, kullukla tamamlayıp, gelen yeni yıla da aynı duygu ve düşüncelerle Bismillah demektir. Son cumada yapılan hatim merasimi ise, çevre illerden, ilçelerden ve köylerden gelen vatandaşlarla Ulu Cami'de gerçekleştirilir. Vaazlar verilir, aşr-ı şerifler okunur. Tilavet secdeleriyle ilgili ayetler teker teker okunarak yeniden cemaatle hep birlikte secdeler yapılır. Birlik ve vahdet ruhu yeniden canlanır. Hatıralar yad edilir, gözler yaşarır, kalpler titrer. Duada milletimize, memleketimize ve bütün İslam alemine dualar edilir. 1001 hatim okuma geleneği, dini ve milli duyguların canlı tutulduğu, kulluk şuurunun ete kemiğe bürünmüş bir ruh halidir. Geçmişi rahmet ve hayırla yad ederken, geleceği daha güzel bir şekilde inşa etme gayretidir. 1001 hatim, Allah kelamının dillerde terennüm edilerek, gönüllere ve topluma dalga dalga yayılmasıdır.